heyecan verici bir sebeple karşınızda. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kutlanmaya değer bir gün. Saat 12.50 Covid-19'a karşı aşı kampanyası için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Bakan Koca, 100 milyon dozun üzerinde aşılama yapıldığını söyledi. 13 Ocak'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımıza örnek olmak üzere ilk aşıyı olması ile başlamıştı. Sayın Cumhurbaşkanımıza böylesine önemli bir toplumsal harekete önderlik etmeleri sebebiyle huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ederim. 100 milyon doz 84 milyona hayırlı olsun. Aşının tam doz yapılmasının hayat kurtardığını söyleyen bakan koca, hastalığın hafif geçmesi için hatırlatma dozunun üzerinden 2 hafta geçmesi gerektiğini ifade etti. 100 milyon doz Kendisi aşı olmakla kalmayıp salgına karşı daha fazlasını yapanların da başarısıdır. Yakınlarını, arkadaşlarını aşı için harekete geçirenlere de teşekkür ediyorum. Açıklamaları ve saygınlıklarıyla aşılama sürecinin güç kaynağı olan bilim insanlarımıza hürmetlerimizi sunuyorum. Bilim kurulumuzun öncülüğünden daima gurur duyuyoruz. Toplumun sevgisini kazanmış, aşı konusunda sevenlerine örnek olan isimlere destekleri için minnettarlığımızı bildiriyorum. Geldiğimiz nokta çok yüksek bir aşılanma hızının mümkün olduğunu gösteriyor. Bizler 84 milyon daha da güçlü bir dayanışmayı, birlik ruhunu sağlayabiliriz. Bugün ortak hedefimiz olan toplum bağışıklığı için gücümüzü büyütme günüdür. Kendimize, sevdiklerimize karşı eksik kal kalmış ödevlerimiz varsa onları bir an önce tamamlamak için karar günüdür. Aziz vatandaşlarım, şu dakikalar itibariyle 100 milyon dozun bir hayli üzerindeyiz. 18 yaş ve üzeri nüfusta ilk doz aşı oranımız %82. İkinci doz aşıyı olma oranımız yüzde 63.8. 6 milyon 32 bin kişi ise tam doz aşısını yaptırmış durumda. 100 milyon doz başarısı bizi büyük bir sonuca hazırlıyor. Bu sonuç hızla ulaşabileceğimize inandığım toplum bağışıklığıdır. Toplum bağışıklığı ise aşı dozlarının tam olmasıyla sağlanabilir. İlk doz aşısını olup ikinci dozu henüz yaptırmayan 11.3 milyon kişi bulunuyor. Zamanı gelen ikinci doz aşılarımızı yaptıralım. Biliyoruz ki ilk doz aşının tek başına koruyuculuğu yok. İlk doz aşı ile biz aşı sürecimizi başlatmış oluyoruz. Beklediğimiz sonucu aşılarımızı tamamlayarak alabiliriz. Değerli vatandaşlarım, Aşının zaman kaybetmeden tam doz yapılması hayat kurtarır. İlk doz belirttiğim gibi ilk adımdır. İlk adımdan sonuç almayı ummak yanlış olur. Şu an COVID-19 sebebiyle yatan hastalarımızdan bir kısmı aşıları tam olmayan, aşıları tam olmayan kişilerdir.